Her bir bölme 5 bölmeye ayrılmış arkadaşlar. iki sayı arası. O zaman şimdi ilk durumda şöyle 5 artı 4 bölü 5 olacak. Dördüncü çizgide çünkü. 5 artı 4 bölü 5 25 artı 4'ten 29 bölü 5 uzunluğundaymış. Şimdi 29 bölü 5 birim 232 santime karşılık geliyorsa 232'yi kenarda 29'a bölelim. E, şu 2'den dolayı bir 8 deneyeceğim. 8 kere 9 72. 2 kere 8 16, 7 daha 23. Böylece evet 8'miş. Yani sadeleştirdiğimiz zaman buradaki bir birim 40 santime karşılık geliyormuş. O zaman aynı şekilde burada da bakın 4 düncü çizgide duruyor. Yani 8 artı 1 değil de 8 artı e, bakayım pardon 1, 2, 3 yani 3. deymiş arkadaşlar affedersiniz. 8 artı 3 bölü 5'ten 43 bölü 5 birim bir birim ne kadardı arkadaşlar? 40 santim. O zaman sadeleştirirsek 8. 3 kere 8 24. 4 kere 8 32. Yani 344 santim oldu C şıkkı. Rakamlar toplamı asal olursa sahte asal diye tanımlanmış arkadaşlar. Biz de ona uyalım bu tanıma göre. A artı 8. Ne olabilir? 11, 13, ve 17 olur. Daha da fazla olamaz. Neden? 19 olursa A rakamı olmuyor. 11 oluyor. 13 için arkadaşlar A kaç oluyor buradan? A'nın alacağı değerler. 3. 13 için 5 ve 17 için 9. Şimdi A 3 olursa 3 artı B artı C'nin asal olması için B artı C arkadaşlar birincisi 2 olur. Rakamlar toplama. Birisi 1 olur birisi 1 olur ya da birisi 2 olur birisi 0 olur gibi düşünün. 5 olması için buradan 3 olur arkadaşlar. Sonra 2 olur pardon. Sonra 7 olması için 4. 8. 13 için 10. 17 için 14. 19 için 16. 23 için 20 olur. İki rakamın toplamı 20 olmaz arkadaşlar. O yüzden geçtim. Sonra 5 artı B artı C. Rakamlar toplamı 7 olması için 2. 11 olması için 6. Sonra 8, 17 olması için 12, 19 olması için 14, 23 olması için 18. Daha da fazla olmaz. Sonra bir de 9 artı B artı C'nin olması için 2, 11, 13 olması için 4. Sonra arkadaşlar 17 olması için 8, 19 olması için 10, 23 olması için 14, daha da olmaz çünkü 29 olursa yine 20 olur. Hangi rakamlar farklı? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ve 18 oldu. O zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane oldu. B şıkkı. Soruda önemli nokta ne biliyor musunuz? Bir irrasyonel sayı iki tane tam sayı arasındadır arkadaşlar. Mesela kök 10. 3 küsür bir sayı olduğu için 3 ile 4 arasındadır. Mesela kök 12. Bu arkadaşlar 2 kök 3 ne ile neyin arasındadır işte? 3 ile 4'ün arasındadır. Ya da kök 5. 2 ile 3 arasında bir sayıdır. Haliyle bunlardan biri M birisi N. Hangisi M hangisi N bilmiyorum ama bunların ne olduğunu anladım. M ve N'nin ardışık 2 sayı olduğunu anladık. En yakın 2 tam sayı tabii ki böyle ardışık iki sayı olması lazım. Bunların arasında olacağı için bu irrasyonel sayılar tamam mı? Haliyle bu birinci durum. İkinci durum bu soruda çarpanları ayırma var. Bak m n n kare. Orada n parantezin alırsak m artı n. Öbüründe t parantezin alırsak m artı n. m artı n parantezin alırsak n artı t. Bu çarpımın tek olması için m artı n'nin tek olması lazım. n artı n, t'nin de tek olması lazım. Zaten İki ardışık sayının toplamı gerçekten birisi tek birisi çift olacağı için tektir. Gelelim buraya. Şimdi arkadaşlar tek olması için N çiftse M tektir. O zaman T de şöyle M tektir. E T de arkadaşlar toplamlarının bunların tek olması için ne olması gerekecek? Tek. Sonra N eğer tekse M arkadaşlar çift olacak. Yine T de arkadaşlar buradan çift olacak. Şimdi buna göre M çarpı N zaten ardışık iki sayının çarpımı her zaman çifttir. Çünkü birisi A ise öbürü A artı 1'dir. Birisi tekse birisi çifttir. N çarpı T bunlardan birisi tek birisi çift olduğu için kesinlikle arkadaşlar çifttir. M artı T'ye bakın. Birisi tekken öbürü tek oluyor. Birisi çiftken öbürü çift oluyor. O yüzden bu da kesin doğru. E şıkkı 1 2 3. Bu soruda adım adım gidelim. Dikkatlice lütfen beni dinleyin. İlk bir bilgi vereceğim arkadaşlar size. Kullanacağız bu bilgiyi. Bir sayının pozitif bölen sayısı nasıl bulunuyordu? Üstlerini yazıyoruz böyle asal çarpanlarına ayırıp. Sonra üstlerini bir arttırıyoruz. Mesela bunun 12, 24 tane pozitif bölen... Şey yanlış yazdık pardon. 3 çarpı 3 x 9. 18 tane pozitif tam böleni varmış. Sonra ikinci bilgi. Bir sayının biz çift pozitif tam bölenlerini bulmak istiyorsak, yani 180'in 2, 4, 6, 8 gibi çift bölenlerini nasıl buluruz? Burada 2'yi hep cepte tutmak için arkadaşlar üstünü biraz azaltırız. Böylece üstünü bir azaltınca 2 kenarda durur. Diyelim buradan tek çarpan mı geldi? Mesela 3 çarpanı geldi. Zaten cebimde 2 duruyor. Hemen bununla çarpıyorum. Çift bölene dönüyor. Haliyle o yüzden bu sorularda aklınızda bulunsun. 2'ye bölünen pozitif tam bölenlerini bulmak demek üstü bir azaltmak demektir. Bu yüzden de üstünü 1 arttırırım. 2 çarpı 3 çarpı 2 buradan da 12 tane gelir. 180'in çift bölenleri. Bunu niye söyledim şimdi? Bakın bir kere arkadaşlar şartı ilk sağlayan sayı 1'dir. 1 kendisinden büyük 2 sayıyı da bölüyor. 2'yi de bölüyor 180'i de bölüyor. 1 kenarda duruyor bir tane durum. İkinci durum arkadaşlar eğer n 1'den büyükse 2'yi 2'ye tam bölünen sayılar olması lazım. Ya da 180'i tam bölen sayılar olması gerekiyor. Böylece N arkadaşlar ya 180'in bölenidir ya da N 2'ye bölünen bir sayıdır. O zaman N 2 şartı da sağlaması lazım ayrı ayrı sayılar olamayacağına göre. işte demin dediğim olay. 180'in pozitif çift bölenini demin burada ben kaç tane bulmuştum. 12 tane bulmuştum. Yalnız n burada 2 olursa bir kümede 2, 2, 180 diye yazılmaz. O zaman küme tek 2 elemana düşer. 2'yi veremem. n 180 olursa yine kümenin elemanları 2, 180, 180 olursa ki böylece 3 elemanlı bir küme olmaz. 180'i de veremem. Dolayısıyla buradan 12 değil 10 tane geldi. Başlangıçta da bir tane vardı. C şıkkı oldu. Birinci sırada 1, bir, ikinci sırada 3, üç, üçüncü sırada 5 tane nokta nokta gidiyorsa o zaman n'inci sırada 2n-1. Neden? Gerçekten yerine yazın bakın. 2 çarpı 1-1, 1. 2 çarpı 2-1, 3. 2 çarpı 3-1, 5. Dolayısıyla n'inci sırada da 2n-1 olur. Ve ne demiş bize arkadaşlar? Sondan, daha doğrusu üstten 10. sırada. O zaman üstten 10. sıra şu demek bak. Üstten... Birinci üstten n eksi 1 demek ikinci üstten n eksi 2 demek üçüncü o zaman üstten 10. demek n eksi 9. sıra demektir. Haliyle n eksi 9 çarpı 2 eksi 1 burada kaç tane kart yer alacak? 2n eksi 19 tamam mı? Böylece doğru sırayı buldum. Baştan n eksi 9. olduğunu anladım arkadaşlar bunun. Ve sonra da ne dedik? Yerine yazarak 2n-19 olduğunu gördük. Bu baştan 4. sırada bulunan kart sayısından azmış. Baştan 4. sırada bulunan kart sayısı 2 çarpı 4 eksi 1'den 7. 7 büyüktür 2n-19. 26 büyüktür 2n. 13 büyüktür n. n buradan en fazla kaç olur? 12 olur. 1'den 2n'ye eksi 1'e kadar olan tek sayıların toplamını tabii ki biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Neydi formülümüz? N kare. Bu yüzden n 12 olduğu için en fazla 144 olur c şıkkı. 1'den 2n'ye eksi 1'e kadar olan sayıların toplamı n karedir arkadaşlar. 2'den 2n'ye kadar olan sayıların toplamı da n çarpı n artı 1'dir. Unutan arkadaşlar için söyleyeyim. Hatırlamayanlar, kuralla yapmak isteyenler son terim artı ilk terim bölü 2 çarpı terim sayısından da yine ne kare olduğunu görecekler. Hangisinin x hangisinin y olduğunu bilmiyoruz arkadaşlar. Bir de hemen şunu söyleyeyim. Eşitsizlik sorularında x çarpı y artı x şeklinde bir şey görürseniz ortak parantezi alın. Neden? x'e hem burada hem burada değer veremezsiniz. x bir tane x'tir ama önce bu eşitsizliği yapayım sonra bu eşitsizliği yapayım toplayayım derseniz farkında olmadan x'e farklı farklı değerler vermiş olursunuz. O yüzden eşitsizlik sorularında kesinlikle değişkenler ortak paranteze alınır. Böylece x'e bir kere verirsiniz değer, y'ye de bir kere vermiş olursunuz. Şimdi yalnız x hangi aralık? x yer e arkadaşlar 0 ile 1 aralığı seçerseniz, y'yi de 2, 2 ile 3 aralığı seçerseniz buradaki gibi. O zaman bir arttırdığınızda 3 ile 4 arası olur y artı 1. Böylece bunu çarptığınızda x çarpı y artı 1 4 ile 0 arasında olur. Ama bu eleman 5 olarak 0 ile 4 arasına girmez. Demek ki x arkadaşlar yanlıştan başladım ki hani e, direkt böyle x'e 2 ile 3 arasında dersem neden öyle dediniz demeyin diye. Önce bir yanlışı gösterdim. Şimdi doğrusu neymiş? x 2 ile 3 arasındaymış. y de 0 ile 1 arasındaymış. Böylece artık... Y'yi 1 arttırdığımız zaman x zaten böyle. Y de arkadaşlar. Y artı 1 ve 2. Çarptığımız zaman o zaman alacağı en büyük değer arkadaşlar 6 oldu. En küçük değer de e, 2 oldu. 2 x çarpı y artı 1'in arasında gerçekten 5 değeri vardır. Dolayısıyla x kare karesini aldığımız zaman 4 ile 9 arasında. Y de arkadaşlar zaten 0 ile 1 arasında. Böylece 4 x kare artı y 10 oldu. Alacağı değerler 5, 6, 7, 8 ve 9. 17, 7 daha 24, 6 daha 30, 5 daha 35 e şıkkı. Normalde m ve n'yi toplaması gerekiyor. Ama ne yapmış? Yanlışlıkla m'yi yüzler basamağına altta arttırmış. Yani 600 arttırmış sayıyı. Ve birler basamağını 2 azaltmış. O zaman sayı 2 azalmış ve aynı toplamı bulmuş. Haliyle m'ler gitti. N de bakın buradan 598 oldu. Rakamlar toplamı da 14 8 daha 22 D Her birinde m kişi olacak biçimde m tane minibüs. m çarpı m tane insan var. Yani m kare tane insan var arkadaşlar. Öğleden sonra turistlerin bir kısmı yoruldukları için tura tamamlamak istemiyor. Ve her birinde N kişi olacak şekilde N tane bine, minibüse binerek devam ediyor. Kimler? Tura devam etmek isteyenler. Kalanlar arkadaşlar kaç tane minibüse bölüştürülüyor? M tane minibüs vardı başlangıçta. N tanesi diğerlerine tahsis edildi. Bu yüzden M-N minibüs kaldı. Haliyle iki kare farkından M-N çarpı M artı N bölü M-N. Demek ki M artı N insan varmış. Her bir minibüste B şıkkı. Eş parçalara ayıracağız. Ve bu eş parçalara ayırırken dikdörtgen prizması şeklinde olacak. Şekilde gösterildiği gibi. O zaman şöyle bir üstten görünümünü göstereyim. En düzü göstereyim önce. Bak böyle. 4 tane kesik attım. 4 darbe vurduğum zaman ne olacak? 1, 2, 3, 4, 5 eşit parçaya ayrılacak. Ve bunların ağırlıkları birer tam sayıymış. O zaman 5'e bölünen bir sayı olması lazım. Böldüğümüz sayı tam sayıysa 5'e böldüğümde tam sayı elde ediyorsam o zaman bu pastanın ağırlığı bir kere 5'in katı olur. Bu kenarda dursun. İkinci durum şöyle yine bir tane daha göstereyim. Ee, böyle bir tane böyle ortadan ikiye bölerim. Sonra diğer üçünü de şöyle çizmiş olurum. Dolayısıyla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 olur. O zaman pasta bu sefer de 8'in katı bir ağırlığı sahiptir. Çünkü 8'e böldüğümde, 8 eş parçaya böldüğümde her bir ağırlık yine tam sayı olacak. Daha sonra başka nasıl bir görüntü olur? Böyle iki tane enlemesine, iki tane de boylamasına yaparım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 olur. Pasta o zaman bu sefer de 9 parçaya bölünür ve 9'un katı olması lazım ağırlığı. Böylece artık ihtimalleri tamamlamış oluyorum. Daha da başka çünkü çaprazlama yapamam. Çünkü dikdörtgen prizma demiş bak ona dikkat edeceğiz. Her seferinde ayırdığımız parçalar soruda söylüyor. Dikdörtgen prizma diyor. O yüzden hani şöyle yapamaz mıyız hocam? Yok yapamayız. Üçgen oluyor o zaman. Dolayısıyla 5'e, 8'e ve 9'a bölünen sayı nedir? Aslında... 360'a da bölünür değil mi? 5, 8, 9'un ekoku 360'tır. O zaman bu pasta 360 gram veya katlarına sahip olabilir D şıkkı. Bir fonksiyon verilmiş. Bileşke fonksiyon bir de normal bir fonksiyon verilmiş. Şimdi bakacağız. Mesela burada e, f fonksiyonuyla alakalı ne söyleyebilirim? y eksenini 1'de kesiyor y eksenini bir de kestiğine göre x'e sıfır verdiğimde şöyle bir mi kx artı n diyeyim bu fonksiyona. Doğrusal fonksiyon böyle yazılır. x'e sıfır verdiğim zaman f sıfır bir olduğu için bak sıfır artı n eşittir birden n bir gelir. Demek ki bu fx fonksiyonu kx artı bir oldu. Sonra f bileşke gx'e bakalım. Ona da şimdilik böyle bir hx diyeyim. O da bir doğrusal fonksiyon gördüğünüz gibi. Ve nasıl bu da ee, nereden geçiyor? Eksi 1 ve 2'den geçiyor. Şöyle yapabilirsin. Yine buna bir rx artı p desen. E, bu fonksiyon artık h dedim ya f bileşke g'ye. h 0 nereden geçiyor? 2'den. O zaman burada x yerine 0 yazarsan 0 artı p'den bak p 2 olur. Buna göre bu f bileşke g'ye h dedim ben. hx eşittir rx artı 2 gelecek. Bir de eksi 1 verdiğinde Eksi r, x yerine ek, r, yazdım bak. Eksi r artı 2 nedir? x ekseninde bir noktanın özelliği nedir? Tabii ki bu y'si 0 demektir. Eksi r artı 2 0 olduğu için r 2 oldu. Demek ki hx yani f bileşke gx de 2x artı 2'ymiş. Şimdi soruda dikkat edeceğim şey bunlar bir m noktasında kesişiyor. Zaten bak böyle bir bilgi vermiş. Yani kesişmesi ee, çok mühim değil ama en azından şunu gör. F bileşke G M ve F M birbirine eşit. O zaman F bileşke G'ye ben H dedim. H M de ve F M de aynı şey. Ve M neymiş? Eksi 1 bölü 3. Soru kendi söylüyor. Bak doğru cevap B şıkkı. O zaman H eksi 1 bölü 3 yerine yazarsam eksi 2 bölü 3 artı 2 yani 4 bölü 3 oldu. Şimdi F 3'e gelelim. F3'de şu denklem kx artı 1, 3, e, 3 müydü o pardon, eksi 1 bölü 3'tü. O zaman buradan da eksi k bölü 3 artı 1 eşittir 4 bölü 3 oldu. Buradan da eksi k bölü 3 eşittir 3 bölü, e, 1 bölü 3, k'da ne geldi? Eksi 1. Artık k'nın eksi 1 olduğunu biliyorum. Şimdi gideceğim bunu denklemde yerine yazacağım. Demek ki fx neymiş? eksi x artı 1 denklemiymiş. Şimdi f3'ü bulalım. f3 eşittir eksi 3 artı 1'den. Eksi 2 oldu d şıkkı. x öğrenci olsun. Bunlar x'er tane şeker getirecek arkadaşlar. Sonra getirilen şeker sayısı fazla olduğu için öğretmen ikisinden 5'er tane. Yani 5 çarpı 2. Diğerlerinden de ikişer şeker alıyor. Yani kalan x eksi 2 öğrenci. Çünkü x öğrenci vardı. İkisinden aldı. Ve x eksi 2 tanesinden de ikişer tane aldı. Ve geriye 434 tane şeker kaldı. Geriye götüren. Haliyle x kare eksi 10 eksi 2 x, x -2x, artı 4 eşittir 434. x kare eksi 2 x eksi 440 arkadaşlar eşittir 0. Buradan da x eksi 22 çarpı x artı 20 eşittir 0. x 22 oldu. Bizden ne istiyordu? Sınıftaki öğrenci sayısının rakamları toplamı. 2 artı 2'den 4 c şıkkı. Aralara virgüller atacağız. Virgüller attığımız zaman yeni kümeler elde edeceğiz. Aslında çaktırmadan iki tane de tüyo vermiş, örneklemiş bak. Mesela 3 elemanlı bir küme 2,60 araya 12 13 25 12 2512 sayısı. Dolayısıyla burada 3 elemanlı bir küme olursa bu örneği kullanabilirim. O zaman 3'ün ikilisi nedir? 3. Sonra 4 elemanlıyı da kendi vermiş aslında bak. 1 213 251 2. O zaman 4'ün ikilisi nedir? 2 elemanlı alt küme demek 4'ün ikilisi demek. Bu da 4'ün ikilisi 6 demektir. Buradan da 6'yı buldum. Şimdi geliyorum. E ee, burada 4 elemanlı tamam, 4 elemanlıyı yaptık, 3 elemanlıyı yaptık. 2 elemanlı yapabilir miyiz? Evet, istediğim bir yerden virgül at bak Onu göstereyim artık. A kümesi, yeni bir e, A kümesi tanımladığımda 1213 ve 2512. 2 elemanlı bir küme oluyor mu? Evet, o zaman iki elemanlı da yaptım. 2'nin ikilisinden bir oldu. Şimdi gelin e, neler yaptık? 3 eleman yaptık, 2 eleman yaptık, 4 eleman yaptık. 5 eleman yapabilir miyim? 6 eleman yapabilir miyim? 7 eleman yapabilir miyim? Buna bakacağım. Kaç elemanlı bu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E zaten şuna dikkat edeceksin. Bir adım adım gideyim göstereyim bak. 5 olur mu? Hemen bakıyorum. Şöyle bir birden virgül atayım. Sonra 2, 1 yapamam. Sonuçta bir kümede elemanlar tekrarlı yazılamaz. O zaman 1, 21 yapayım. Sonra 3 yapayım. E, 2'ye atabilir miyim? Evet atarım. Sonra 5, 12 yapabilir miyim? Evet. Bakayım kaç elemanlı oldu bu? Bunu gördüğüm zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6 elemanlı da oldu. Güzel. Bak bunu da halletmiş olduk. O zaman en fazla 6 oldu. 7'yi devre dışı bırakacağım. Çünkü 7 niye yapamam biliyor musun? Bak böyle olduğu zaman 1, 2. Biri bir kere burada kullandım. Biri bir daha kullandım. O zaman 7 elemanlı yapma şansım olmadı. En fazla 6 elemanlı yapabildim. 6'nın ikilisi de nedir? 15. Sonra 5 elemanlı yapabilir miyim? Evet mesela bu kaldır bu buradaki virgülü. O zaman otomatik olarak bak 6'yı bulunca 5'i de buldum. Göstereyim. 1, 21, 3, 2, 512. Bu küme kaç elemanlı? 5. O zaman 5'in ikilisi ne oldu? 10. Doğal olarak burada e, ikili ikili topladık, topladığım zaman 3, 6 daha 9, 1 daha 10, 10 daha 20, 15 daha 35 oldu. E şıkkı geldi. Hakikaten en fazla olması gereken cevabı zaten böyle bulmuş oldum. Daha da başka 7 elemana ulaşamadım zaten. Cevabımız da E geldi. Çektikleri paralar farklı paralar olacak. Çünkü sırayla çekiyorlar arkadaşlar. Bir de tek tek şunu yazmak gerekiyor. Yani 20 toplamları 25 olacak ya Aziz'in çektiği paraların. 19-6 durumu düzgün görmek için. Hem o kadar vakit kaybetmeyiz düşünene kadar öyle. 18-7 17-8 16, 9, 15, 10, 14, 11, 13, 12 ve artık bitti zaten 12 desek bu da 13 oluyor. Anlamsız oluyor. Şimdi haliyle diğerinin de arkadaşlar çektiği paraların çarpımı bunlardan birisine eşit. Bakalım hangisi olabilir? Şimdi bir kere şöyle 16 çarpı 9 gözüme çarpıyor. Neden? 16 çarpı 9 144'e eşit. 144 aynı zamanda 18 çarpı 8'e de eşit. O zaman 8 ve 18'i e alabilirim. Evet 5 ile 20 arasında bir sayı alacak. Demek ki 18 ve 8 seçebilirmiş. Sonra arkadaşlar 18 çarpı 7 var bakın bir de burada. Onu atlamışım pardon. 18 çarpı 7 de aslında neye eşittir aynı zamanda? 9 çarpı 14'e. 9'u da alabilir, 14'ü de alabilir. Bakın 9, 14 daha 23 alabilir. Alabileceği değerler toplamı bir de 18-8 daha 26 olabilir. 2 tane B şıkkı. Tabi vakit açısından biraz sıkıntılı bir soru. Alanlar arkadaşlar pi re, kare olduğu için burada dairelerin alanlarının bakın 9, 36, 25 olmasından yararlanarak birinin yarı çapının 3 ile birinin yarı çapının 6 ile birinin yarı çapının da 5 ile orantılı olduğunu görmek lazım. Çünkü yarı çapın karesini alıyoruz alan bulurken. Bu yüzden benzerlikten de hatırlayın benzerlik oranı alan oranının pardon alan oranı benzerlik oranının karesiydi arkadaşlar. Oradan da çıkartabilirsiniz. Sonuçta geometri görüyorsunuz. Burada bu yüzden çaplarına da 6K 12K ve 10K diyelim. Şimdi çünkü şöyle bakın bir dairenin çapı aslında buradaki gördüğünüz gibi pergelin açıklığına eşit. Haliyle 120 bölü 6K sarıda kullanılsın. 120 bölü 12K mavide kullanılsın. 120 bölü 10K kere de neyde kullanılsın? Yeşilde miydi o? Evet yeşil. Bunların toplamları da 120'ye eşit. Böylece 120 bölü 6K 20 bölü K. 120 bölü 12K 10 bölü K. 120 bölü 10K 12 bölü K eşittir 120. Buradan da 20, 10, 30, 42 bölü K eşittir 120 oldu. Bölüyorum 6'ya 7, bölüyorum 6'ya 20. K arkadaşlar 7 bölü 20 geldi. Şimdi bizden ne istiyordu? Mavi pergelin uçları arasındaki mesafeyi. 7 bölü 20'yi nereye yazacağım o zaman arkadaşlar? Ee, 12K'ya yazacağım. Çünkü mavinin açıklığına 12K demiştim. 12 çarpı 7 bölü 20, 6 çarpı 7 42, 42 bölü 10'dan 4.2 santimmiş D şıkkı soru da şimdi arkadaşlar diyor ki size kesinlikle iki tane sayımız var sadece. Daha fazla değil. iki tane sayı var. A sayısı olsun ve B sayısı olsun. Öğrenciler arkadaşlar dört tane öğrenci böyle kutuya elini de aldırıyor torbaya. Sonra alıyor. Burada sayı var. iki tane var top topu A ve B. Yani ya her öğrenci ya A'yı seçiyor ya B'yi seçiyor. Şimdi bunlardan biri büyük, biri küçük demek ki. Bu yüzden birisinden seçtiğiniz sayılar daha fazla gelirken diğerinden daha az geliyor ve bu 4 kişinin seçeceği sayının diğerinden 48 fazla gelmesi için yani en küçük değerden 48 fazla gelmesi için hep büyük değeri yani A'yı seçmeleri lazım. Küçük değeri de B diyelim. En az seçme durumunda da bu 4 kişinin her durumda B'yi seçmesi lazım. A'dan gelecek asal sayı en büyük P olsun. Bunun da en büyük asal böleni Q olsun. 4P geldi. Diğerinin de 4Q geldi. Ve bunların aralarındaki fark 48'miş. O zaman 4'e bölersek P eşittir. Q artı 12 oldu. Olay bu arkadaşlar. Öğretmen sınıftan 9 kişi seçtiğinde bu 9 kişinin aldığı toplam şeker sayısının alabileceği en büyük değer. Yani 9 kişi hep A seçmiş olabilir en büyük olması için. Böylece nokta nokta 9 tane 9 tane var burada. Böylece 9P yapar bunların toplamı. Eğer en küçük olsaydı yani bu 9 kişi B'yi seçseydi sürekli o zaman ne olacaktı? 9Q ve 9P 9Q'nun 3 katının 18 eksiği olmuş. O zaman her iki tarafı şimdi 9'a bölersem P eşittir 3Q eksi 2 oldu. P hem buna eşit hem yukarıdakine eşit. Bilgilerimizi birleştirelim. Bu ikisini Q artı 12 P'ye eşit. 3Q eksi 2 de P'ye eşit. Böylece 2Q 14 Q 7 geldi. Buradan P o zaman şu yerine yazarsam 19. Şimdi bu sayılardan hangisinin asal böleni en büyük 19 oluyor. 179'un en büyük asal böleni 19'dur. Çünkü 19 çarpı 9 oluyor arkadaşlar. Sonra 154'ün asal böleni 77 çarpı 2 yani 11 çarpı 7 çarpı 2 olduğundan bunun en büyük böleni 11'dir asal bölen olarak. O zaman bunu alamayız. 105'e geldiğimiz zaman da 7 çarpı 5 çarpı 3'tür. O zaman bu sayı da olabilir. Yani büyük sayı 171'dir. Küçük sayı arkadaşlar 105'tir. Buradan gelebilecek en büyük asal bölen 19 olduğu için. Buradan da gelebilecek en büyük asal bölen 7 olduğu için gerçekten 4 kişi olduğunda bakın 19 çarpı 4 7 çarpı 4'ten hakikaten 48 fazla. Yine 19 çarpı 9 7 çarpı 9'un 3 katından 18 eksik. Bu şekilde cevabımız D oldu 1 3. Bazı sorularda arkadaşlar üşenmeden böyle kesirleri yapmak lazım. Çünkü burada birisinin 1 bölü 3'ünü, birisinin 1 bölü 6'sını oraya ekledik falan derken iş karışıyor. O yüzden ben birinci de bulunan su miktarına x diyeceğim. İkincide bulunan su miktarına y diyeceğim. Ve toplam hacimler aynı. Bittiğinde eğer hepsi dolarsa. Başta söylüyor çünkü. Buna göre ilk depoda birinci depoda x var. ikinci depoda y var. y bölü 3'ü. Birinci depoda başlangıçtaki suyun yarısı. Eklendiğinde birinci deponun tamamı doluyormuş. Tamamına t diyeyim. Sonra arkadaşlar aynı şekilde ikinci depoda başlangıçta bulunan suyun üzerine birinci depodakinin 1 bölü 6'sı yani x bölü 6 eklenirse ikinci depoda tamamen doluyormuş. O zaman bu direkt y artı x bölü 6. İkisinin de tamamı birbirine eşit olduğu için haliyle buradan artık 3x bölü 2 artı y bölü 3 eşittir. y artı x bölü 6. Buradan da e, öbür tarafa atarsam 3, 9, 8x bölü 6 eşittir. 2y bölü 3 oldu. Sadeleştirdim 2. Bunları sadeleştirdim 4. Sonra arkadaşlar buradan da... Bakayım bir ne oldu. Bunu da sadeleştirirsem 2x eşittir y oldu. Demek ki bunların oranları 1 bölü 2 ya da 2 yani y'nin x oranı. 2. X'in Y'ye oranı 1 bölü 2. Şıklarda 1 bölü 2 var. A şıkkı. Bakalım soruda ne demiş? E, ee, o güne kadar o gün dahil koyduğu para miktarı sarı etiket. Mavi etiket dedi arkadaşlar. Sadece o gün koyduğu para. Şimdi adım adım gidelim o zaman. Buraya A dersem ikinci gün ve ikinci güne kadar koyduğu para 40 ise ilk gün A lira koyduğu için o zaman 40 eksi A lira koymuş olur. Üçüncü gün sadece 40 lira. Dördüncü gün sadece A artı 5 lira koymuş. Beşinci gün ne olacak? Bir şunları toparlayalım. 80, 85. Burası bakın toplam 4 günde koyduğu 85 artı A geldi. 85 artı A ile bir de son gün 5. gün X koymuş olsun. Toplam 120 TL olacak. Demek ki 5. gün koyduğu para miktarı arkadaşlar 35 eksi A gelir. Şimdi 35 eksi a 5. gün. İkinci gün kaç? Ona da bakalım. 40 eksi a. Ne demiş? İkinci gün koyduğu para yani 40 eksi a. Beşinci gün koyduğunun iki katından 10 eksik arkadaşlar. Bu yüzden 40 eksi a 70 eksi 2 a eksi 10 a eşittir 20 geldi. Benden nereyi istiyordu? Beşinci gün koyduğu parayı yani 35 eksi 20'den 15 TL para atmış B şıkkı. Sabit artıyor arkadaşlar. Ee, o yüzden de kolay bir soru aslında. Birinci seviyeden üçüncü seviyeye çıktığında 2 birim çıkmış oluyor. 2 birim çıktığında da 4.8'den 5.6'ya ne kadar artar? 0.4 artar. Bir birimde 0.4 artıyorsa dördüncü seviyeye geldiği zaman 1'den 4'e kadar 3 birim artar. 3 birimde de 1.2 artacağına göre 4.8'den 1.2 eklersek 6 olur B şıkkı. Soru uzun bir soru o yüzden okurken ufak notlar almak lazım arkadaşlar. Yoksa bir daha soruyu sürekli okumak zorunda kalırsınız. Şimdi şurada sadece seçim kısmı geliyor. Burada hani hikaye bir nevi anlatıyor. Yapılan seçimde sayısal bölümü seçenlerin eşit ağırlık bölümü seçenlerin iki katının 5 fazlası olduğu görülüyor. Eşit ağırlığa E diyelim. O zaman sayısal seçenler bunun 2 katının 5 fazlası olacağı için 2e artı 5 olsun. Sonra e, yine 1 Kasım 2020 tarihinde bölüm değişikliğinde 10 öğrenci sayısal bölümden eşit ağırlığa geçiyormuş. Yani artık bu 2e eksi 5'e düşer. 10 azaldığı için e, eşit ağırlıkta arkadaşlar 10 artar. Ama sonra demiş ki 5 öğrenci de eşit ağırlıktan sayısalı geçiyor. Yani bu e artı 5 olacak. Bu da o zaman 5 daha artacak. 2E oldu. Son durumda bakın durumumuz budur. Sözel bölümü seçen öğrenci sayısı sayısal bölümü seçen öğrenci sayısının yarısı olmuş. Sözelde bakın bu. O zaman en son öğrencimiz son sayıda 4E artı 5 geldi. Toplam öğrenci sayısı. E tabii ki E arkadaşlar kesirli sayı olamayacağına göre 4'ün katı artı 5. Yani 5 çıkardığınızda 4'e bölünen sayılar elde etmeniz lazım. 5 çıkardığımda 4'e bölünen sayı elde etmiyorum. Demek ki cevap E oldu ama diğerlerini de kontrol edin. 192 oluyor. Yine 160 oluyor. E, 132 oluyor. 120 oluyor arkadaşlar. Sadece E şıkkı 4'e bölünmüyor 5 çıkardığımızda. Bu bir periyodik problem sorusu. Sildiklerimizi bak sarı, mor, pembe, mavi, sarı ve yeşil. 6'da bir daha başa dönüyoruz. Dikkat et hatta göstereyim bak sarı. Sonra bak burada yine mor, pembe, mavi, sarı, yeşil. Gördün mü? Dolayısıyla burada 6'da bir başa dönüyoruz. Bunlar silinenler. Şimdi 38 tane burada silinecek e, cisim var. 38'i e 6'ya böldüğümüz zaman kalanımız 2. Bu ne demek? Artık sildin her seferinde başa döndün. Altıda bir başa döndün sile sile giderken. Sonra artık iki tane kaldığına göre sarıyı sildin. Moru sildin. Sarıyı ve mor moru sileyim. Sildikten sonra artık biz yüzeyde hangisini göreceğiz? Bak bu pembeyi. Demek ki en son kalan orada görüntüde yüzeydeki pembe olmuş olacak D şıkkı. Her bir posta kutusuna posta kutusu numarasının iki katı kadar atıyor. Ama şöyle atacak. Birinci hamlede, birinci adımda bire atmıyor, diğerlerini atıyor. İkinci adımda buraya atmıyor. Üçüncü adımda bunu atmıyor. Dördüncü adımda bunu atmıyor. Beşinci adımda bunu atmıyor. Altıncı adımda bunu atmıyor. O zaman iki tane sefer var. Hangisi olduğu belli değil. Herhangi bilmediğimiz iki seferde toplamları 64'müş. O zaman ben ne yaparım biliyor musunuz? Basit bir yorum kullanırım. Hepsine tek tek atsaydı örnek bu bilmediğim bir hamlede eğer 1'e de atsaydı 2, 2'ye de atsaydı 4, 3'e atsaydı 6, 4'e atsaydı 8, 5'e atsaydı 10 ve 6'ya atsaydı e, kaç olacaktı? 12 değil mi? Ve toplamları ne yapar? 2'den 12'ye kadar olan sayıların toplamı 2'den 2 para istersen normal toplayana hiç üşendim de e, şey üşenmem de istersen de 2 parantezini al 1, 2, 3 nokta nokta 6'ya kadar olan sayıların toplamı nedir? 6 çarpı 7 bölü 2'dir. Dolayısıyla 2 çarpı 21'den sonuçta 42 olur. İkinci hamlede de yine diğer hamlede de eğer hepsine 60 olsaydım yine nokta nokta böyle 2'den 12'ye kadar atardım ve toplamları 42 olurdu. Yalnız bunların toplamları 42, 42, 84 değil 64. Çünkü bilmediğim bir x'inci kutu var burada ve bilmediğim bir y'inci kutu var. X'inci kutuya atmadığım zaman 2x atmamış oluyorum. Y'nin kutuya atmadığım zaman 2y kadar atmamış oluyorum ve burada işte 64 ediyor. Şu bilmediğim iki kutuya atmazsam onlara atmam gereken miktar iki kat olduğu için buna dikkat etmem gerekiyor. Hepsini atmış olsaydım 84. Dolayısıyla böyle yaptım. Bundan sonra da artık 2x artı 2y eşittir 20. x artı y 10 oldu. Kutu numaraları 10 olduğuna göre 10'u veren iki kutumuz sadece 4 ve 6. Dolayısıyla doğru cevabımız D şıkkı. Bunları atmamışım. Diğerlerini atınca toplam e, 64 olmuş ve cevabımız da D şıkkı geldi. Kaplanlar bütün maçları kaybediyor. Aslanlar da bütün maçları kazanıyor. Ona dikkat edeceğiz. Bir de kaplanın attığı gol sayısı balığın attığı gol sayısından büyük arkadaşlar. Şimdi 1. A artı B. 53 denmiş. 2. E, B artı K. 50. Aslanlar artı kaplanlar pardon. Bu 58 denmiş. B artı K'da 85 denmiş. Şimdi. Burada e, balıkların en fazla attığı sayıyı bulmak için ne yapmamız lazım? Bir kere balıklar kaplanlara karşı kazanıyor arkadaşlar. Ancak. Kaplanlar balıklardan daha fazla sayı attığı için mümkün olduğunca bunları birbirine yakın seçmem lazım. Neden? Kaplanların attığı balıklardan küçük o zaman ne kadar yakın seçersem balık o kadar büyük olur. Dolayısıyla buraya 43 diyeceğim. Buraya da 42 diyeceğim. Şu an alabileceğim büyük değeri buldum balığın. Sonra kaplanlara geldiğim zaman aslanlara kaybediyorlar. Burayı geçebiliriz. Bur Gerçi geçmeyelim pardon kaplanlara sayı vereceğim. Burada 30 diyeyim. Kaplan da en fazla 28 olsun arkadaşlar. Burada da aslana 30 27 diyorum. Buna da 26 diyorum. Bakalım sağlıyor mu? Balık 26 oldu. 20, 43 de buradan oldu. 69. Kaplan 42 oldu. Burada da 28 oldu. 70. Evet gerçekten kaplan balıklardan çok sayı attı. Ama aynı zamanda kaplan bütün maçlarını kaybetti. Bu şekilde sağladı D şıkkı. Ayça'nın hızına 5v diyelim. Sonra Burcu'nun hızına 3v, Ceyda'nın hızına da arkadaşlar 6v diyelim aynı sürede attıkları adımlardan dolayı. Ayça ve Ceyda'nın toplam 22 adım attığı sürede e, Deniz 8 adım atmaktadır. Ayça ve Ceylan Ceyda pardon 5v 6v o zaman 11v yapar. Bunların 2 adım attığı 22 adım attığı süreçte 11v ile Öbürü 8 adım atıyorsa bunun hızı o zaman 4V olacak. Bakın doğru orantı. Artık D'nin de 4V olduğunu gördük. Ceyda parkuru tamamladığında yani 300 adım attığında kaç hızıyla? 6V hızıyla. Deniz parkuru e, bakalım X adım atmış olacak 4V hızıyla. Sadeleştirdiğimiz zaman 300 bölü 6 50 50 çarpı 4'ten 200 adım atmıştır. Evet 100 adımı kalmıştır doğru. Aynı anda aynı noktayı yürümeye başladıklarında denizin hızı e, bakalım 3. tamamlayan. Evet deniz hızının 4V olduğu için en düşük olan burada B adlı kişi. Böylece Burcu yani 3V'den büyük olduğu için sondan bir öncedir. Doğru. Dolayısıyla ikinci öncül doğruysa üçüncü öncül yanlış. D şıkkı. Burada arkadaşlar iki birim demek ki yukarı boşalmış. O zaman 2A eşittir 15B diyelim. Burada 3 bölme var. 5'er bölmeden toplam 15 bölme de olmuş oldu. Bunun hacmine 15 dersen bir parçasının o zaman bunun hacmine de arkadaşlar kaç demek zorundayım? 2. Haliyle 15 çarpı 5'ten burası 75'tir. 2 çarpı 10'dan 20'dir. Karışım problemi nasıl çözülür? Karışım çarpı yüzdesi artı karışım çarpı yine yüzdesi eşittir toplam karışım artık 95 çarpı x. Buradan da x 50 geldi e şıkkı. Coğrafya kursuna kayıt yaptıranın 3 katı denmiş. O zaman coğrafyanın 3 katı 9. Demek ki erkeklere burada e desem şuraya arkadaşlar e eksi 9 diyebilirim. Böylece neden burada e eksi 9 diyorum? Bakın 13 3 daha 16. 10 daha 26. Şimdi buraya e deyip buraya e artı 9 dersem iyice büyük olur kızlar. O yüzden eksi 9 dedim. Aralarında çünkü ne demiştik? Kızlarla erkekler birbirine eşit. Bundan dolayı burası az olursa saçma olur. Haliyle toplam o zaman erkek sayısı 26 artı e oldu. Kızların sayısı da aynı olması lazım. O zaman 27'den 9 çıktı 18. 18 artı E'ye kaç eklemeliyim? 8. Demek ki felsefeye kayıt yaptıran 8 kişi varmış kızlardan. Bu kişilere ben A, B, C ve D diyeyim. Şimdi Asya'nın ve Burcu'nun çocukları ikiz. O zaman bunların yaşlarına XX diyeyim. Bunun yaşına YY y diyeyim. Diğerlerinin hiçbiri yaşlar eşit değil. ZT diyeyim. Buraya da böyle KL diyeyim. Şimdi soru demiş ki eğer bunlardan bir küme oluşturursam bak küme oluşturursam X ve Y'yi sadece bir kere yazarım. X, Y, Z, T, K, L olur. 2, 4, 6. O zaman buradan da ne olacak? Ee, bunların X artı Y artı nokta nokta L bunların toplamının 6'ya bölümü. Çünkü 6 kişiler aritmetik ortalama 20. O zaman ne oldu bak? X artı Y artı Z artı T artı K artı L eşittir. Buradan 120 geldi. Sonra soru demiş ki çocukların tamamının yaş ortalaması. O zaman 2x. Ah, hatta şöyle yapacağım bak özellikle. X artı Y'yi ayırayım hani. Şu X ve Y burada dursun. Diğerleri zaten aynen devam ediyor. X, Y, Z, T, K, L. Gördüğünüz gibi tüm çocukların yaşları toplamı da toplam bunlar 8 insan olduğu için 18 çarpı 8'den 144 olacak. O zaman taraf tarafa çıkarırsam bak ne güzel bunlar direkt gidiyor. O zaman buradan x artı y eşittir 24 yaptı. Soru ne diyordu? Asya ve Burcu'nun yaşları toplamı çocuklarının e, ortalamasını soruyordu. 2x artı 2y'nin 4'e bölümü. Çünkü yaşları toplamı 2x artı 2y 4 insan bunlar. O zaman x artı y bölü 2 isteniyor. 24 bölü 2'den de ortalamaları 12 gelecek B şıkkı. Burada önemli olan şey belki hata yapan arkadaşlarımızın da sebebi şu. Arabayı almak için 288 bini götürüyor. Tamam artık arabayı alacak. ÖTV'li fiyat yani bu arabayı alacağı fiyat. Ama ÖTV yükseliyor. Yani o yüzden normalde planlandığı gibi gitseydi işler arabanın kendi ÖTV'siz fiyatına %20 eklendiğinde yani arabanın artık fiyatı 120 bölü 100 olduğunda 288.000'e eşit. Haliyle A buradan arkadaşlar 288 12'ye bölersek 24. Demek ki 240.000'miş arabanın başlangıçtaki fiyatı. İşte %20'den %30'a yükseltildiği için %10 arttı vergi. %10 artması demek 240.000'e 10'a böl demek. Yani buradan arabaya vereceği vergi 24.000 arttı. Bu yüzden cevabımız birçok arkadaşın yaptığı gibi E değil, D şıkkıdır. Soruda bence önemli nokta bunların ne güzel sayılarını vermiş sonuçta. Ve düzce kentinde bulunanın da 48 derece olduğunu söylemiş. Şimdi toplamda 360 derecedir değil mi daire grafiği? Bunun 48 bölü 360'ı Neye eşit arkadaşlar? 20'ye. O zaman 20 çarpı 360 bölü 48'den sadeleştirirsek 12'ye bölü 4, 12'ye bölü 3, 5, 150 tane okul varmış. Bakın okulların tamamını buldum ne güzel. Sonra 150 okul olduğuna göre 20'si bunun neydi? Düzce. 25'i cizre. 150 çıkardığımız zaman 45'i 105 tane okul kaldı. Nereye? Adana ve Bursa'ya. Bursa kentinde bulunan okul sayısını gösteren daire diliminin merkez açısının 2 katıysa Adana 2x okula sahiptir. Bursa'da x okula sahiptir. 3x eşittir 105'ten x ne geldi? 35. 2x ne oldu? 70. Çünkü arkadaşlar merkez açı büyüdükçe sahip olunan ee, okul sayısı da o oranda artar. Yani birisi diğerinin iki katı açıya sahip demek, birisi diğerinin iki katı kadar okula sahip demektir. Doğru orantılıdır. Dolayısıyla cevabımız 70. C şıkkı. Şimdi... Bunlar alenilay ve lale torbaya harflerini atacaklar. O zaman biz torbada A'dan 3 tane göreceğiz. Sonra L'ye en fazla tekrar eden 4 tane göreceğiz. Sonra e'den bir tane, y'den bir tane, n'den bir tane görüyoruz ve i'den de iki tane görüyoruz. O zaman 7, 2 daha 9, 3 daha 12, evet 12 tane harf var bak. Torbada bunlar var. Şimdi Ali'nin gelme olasılığı, Nil'in, Ela'nın ve Can'ın gelme olasılığına eşit mi onları anlamak için mecburen şunu tek tek kontrol edeceğiz. Birincisi Nil'i seçersek, Nil diyelim torbanın içine at tariflerini o zaman artık... N 2 tane olur. E ee, burada 3'e çıkar. L 5'e çıkar. A aynen kalır. E aynen kalır. Y aynen kalır. Dolayısıyla burada mesele ne? Şimdi Ali ile Nil arasında aslında L ve I'nin gelme olasılığı aynı. Çünkü ikisinde de L ve I harfleri var. N ve A'ya bakalım o zaman. N'den iki tane var. A'dan 3 tane var. O zaman gelme olasılıkları tabii ki eşit olmayacak. Yani gerçekten düzgün bir çözüm yapmak isterse bak Ali'nin gelme olasılığı 3 çarpı 5 çarpı 3 e, bölü 15 harf olduğu için artık 15, 14, 13 bir de burada aslında yer değiştirme de olacağı için 3 faktöre olur. Nil'de de 2 çarpı 5 çarpı 3 bölü 15, 14, 13 bir de yer değiştirme olacağı için sırayla yaptığımız için 3 faktörü olur. Ama bakın eşit olmadı. Yani uzun çözümle de burada şu 3 ve 2'nin farklılığından cevabın eşit olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla birinci gitti. Gelelim ikinciye şimdi. L-A'ya. L-A yazdığımız zaman artık burada A 4'e çıktı. L 5'e çıktı. Şunu sileceğim kafamız karışmasın. Hatta buraya yazayım ela için yazıyorum. E la. Burada o zaman A4'e çıktı, L5'e çıktı, E2'ye çıktı. Diğerleri 1 1 2 olarak kaldı. Şimdi Ali de eee malum AL ela ile aynı. O zaman yine mevzumuz İ ve E. Artık böyle uzun uzun çarpmayayım. Sadece İ ve E'ye odaklanalım. İ ve E'de bakıyorum. İ'den kaç tane var? 2 tane var. E'den kaç tane var? 2 tane var. O zaman bak L ve A sayıları zaten eşit. Bir de üstüne üstlük E ve İ'nin sayısı da eşit geldi. Doğal olarak burada artık ikisinin de harf sayısı eşit olduğu için gelme olasılığı aynıdır. Ela olur. Gelelim Can'a. Siliyorum artık burayı. Bunu da siliyorum. Can'a geçtim. Can'da şimdi kontrol ederken e, Ali'ye bakacağız. Yine Ali'de sadece A'lar ortak artık. Şimdi yeni bir C harfi eklendi. 1- daha sonra L 5'e çıktı. E pardon, can e yaptığımız için hemen düzeltiyorum. E A 4'e çıktı. L 4'te kaldı. E 1'de kaldı. Y 1'de kaldı. N 2'ye çıktı. İ 2'de kaldı. 1. Şimdi Ali'de A, A harfimiz 4 tane. L harfimiz 4 e, tane. İ harfimiz burada kaç tane? 2 tane. Can'da 1 harfimiz var. C'den A'dan 4 harfimiz var, N'den 2 harfimiz var. Çarpınca 8, çarpınca tabii ki daha büyük dolayısıyla yine eşit olmadı. Doğru cevabımız yalnız iki B şıkkı. Burada bayağı bir bilgi var. Tabii bazı sorular daha fazla vakit kaybettirici oluyor. İşte birçok soruyu çok hızlı yapmamız gerekiyor ki bu tarz sorularda. Yani vakit kaybetmeyi göze almamız gerekiyor çünkü. Bir kere soruyu bir bütün halinde okuyacaksınız arkadaşlar. Domates salçası yapılacak. Domates salçası yaparken kabuklarını ayırıyoruz. Yuvarlak domates var, uzun domates var. Hepsinin %20'si kadarını çöpe atıyoruz. Kabuğu kullanmayacağız çünkü. Kaynatılmaya hazır hale gelen domateslerin de %25'i kadar e, kaynatılmaya hazır yuvarlak domateslerin de %15'i kadar salça elde ediliyor. Şimdi kilit noktalardan bir tanesi de soruda sonunda ikisinden de aynı miktarda salça elde ediliyor. O zaman şöyle diyelim başlangıçta. 100 Y kadar yuvarlak domates, 100 U kadar da uzun domates kullanalım. Bunun bir kere %20'si gitti çöpe. 8 Y, bu 80 Y, burada da 80 U kaldı. Sonra yuvarlak domateslerin arkadaşlar ne kadarı? %15'i yani 80 çarpı 15 bölü yüzden 12 Y kadarı salça oluyor. Sonra Diğerinde de %25'i kadar salça oluyor. Yani 4'te 1'i kadar. Bu da 20 U. Ve ikisinin de salça miktarı eşit. Güzel. O zaman birbirine eşitlediğimizde Y gördüğüm yeri artık burada 3, 5 K yazsam. Burada da 60'ta eşitlemek için 3 K yazarım. Demek ki başlangıçta 500 K kadar şöyle geriye dönersek. 500 K kadar yuvarlak domates 3K kadar yüzle de çarparsak 300K kadar da uzun domates kullanılmış. Bunların maliyetleri ne? Yuvarlığın 2 TL. Yuvarlığı hemen 2 ile çarparsak 1000K arkadaşlar maliyetimiz var. Sonra yine aynı şekilde uzunların da kilosu 3 olduğu için onun maliyeti de 300 çarpı 3'ten 900K. Şu an bu maliyet. Soruda bakalım başka ne demiş? 300 kilogram uzun domates almış. Güzel. 300 kilogram uzun domatesse burada zaten 300 K demiştik biz buna. K1'miş. Artık burada gidip yerine yazarsak K1 olduğu için 1900 TL maliyetimiz oldu. Kâra bakalım şimdi. Karı nasıl bulacağız? Satıştan maliyeti çıkararak. Bu arkadaşlar K'yı 1 bulduğumuz için burada yerine yazarsak 12 çarpı 5'ten bakın 12'ye kadar salça elde etmiştik ya. 12 çarpı 5'ten 60 kilo buradan yine eşit miktar elde ettiğimiz için 60 kilo da buradan 120 kilo salça yapılmış. Ve salçanın kilosu 20 TL'den satılmış. 2400 TL kazanç oldu. 2400'den artık 1900'ü çıkarırsak toplam karımız 500 TL oldu arkadaşlar C şıkkı. Şimdi arkadaşlar bu şöyle bir rengi değiştireyim. Bu bölgede bakın 2 4 2 kök 5 yani kök 20'lik bir uzunluk var. O zaman bir kere zaten burada kök 20 bu ikisinin toplamından büyük olacak. Bu tamam. Sonra arkadaşlar buraya geldiğimiz zaman tabii ki burası 3 4 5 yani kök 25 o yüzden bu olmadı. Burası kök 2, kök 2, kök 2, 3 kök 2 yani kök 18. Kök 18'de kök 20'den küçük olduğu için evet bu da olur. Cevabımız 1, 3, E şıkkı. Bu soruda kolay bir durum bulmak lazım AD için. Yani kosinüs teoremine girmemize gerek kalmadan bakın tam şuradan çizersek de ki, Burada da yine böyle birleştirirsek BD ile doğrusal birleşir mi? Tabii ki düzgün altıgende çünkü. Burası arkadaşlar 60 derece 60 derece ayrılıyordu. Bu yüzden de zaten 120 olduğu için gönül rahatlığıyla simetri ekseninden geçecektir. Şöyle harf vereyim. TB'de doğrusal olmak zorundadır. Buradaki 120 ve 60'tan dolayı. Dolayısıyla bir kenara A diyelim. A, A, A köküç. A köküç. 3. E, TD uzunluğu da o zaman. A simetri eksenin özelliği neydi düzgün altıgende? Kenarın iki katı olmasıydı arkadaşlar. 3A oldu. 9a kare artı 2a kök 3'ün karesi ne yapar? 12a kare eşittir 63'e. A buradan a kare e, 21 çıkardık. 3'e 3 oldu. A kare 3 olduğuna göre a kök 3 geldi. Bir kenar kök 3 geldiği için artık şu bc'yi bulalım. Onun için de şunları sileceğim. Şimdi BC içinde bunu böyle doğrusal birleştirelim. Bir kenarı köküç bulduğumuz için burası 2 köküç geldi. Yine köküç oldu. Aradaki açı 120 derece. Kosinüs teoremi yapayım. Köküçün karesi 3. 3 köküçün karesi 27. Eksi 2 çarpı köküç çarpı 3 köküç çarpı kosinüs 120 eksi 1 bölü 2. Bunlar birbirini götürmüş oldu. Burası 9 geldi. 3 daha 12, 27 daha 39 geldi. BC'nin karesi yani kök 39'muş. E şıkkı. Şimdi verilenlere düzgünce bakalım. AB doğrusuyla 50 derecelik açı yapacak. AB doğrusuyla 50 derecelik açı yapacak şekilde ilerlediğinde D'ye varıyormuş. O zaman sana mesajı şu. Burası 50 derece. Daha sonrasında burada Barış da Ali'nin aldığı yol kadar, aldığı yol kadar doğrusal hareket ettiğinde D'ye varıyor. Yani aslında BD ile AD'nin eşit olduğunu söylüyor. Sonra ne demiş? Can da böyle Barış'a doğru ilerlerken, Barış'ın olduğu konuma ilerlerken tam ortada, yolun ortasında diyor ki D'ye en kısa uzaklığını alıyor. Bir noktanın bir doğruya en kısa uzak olduğu yer dik uzaklık olduğu yerdir. Dolayısıyla D'den şöyle tam orta nokta H olsun. D'den H'a indirdiğimiz zaman işte bir noktanın doğruya en yakın uzaklığı olur. Dolayısıyla burada bir noktadan tabana inendik. Tabanı ikiye bölüyorsa bu bize neyi hatırlatmalı? İkiz kenar üçgen. Doğal olarak D, Ç de bak çift çizgi yapıyorum. BD'ye eşit oldu. O zaman burada D, Ç, B, D eşit. A, D eşit. Sonra... AC ile ilgili bir şey sorduğu için bakalım ACB açısı. Buranın tamamını sorduğu için bak AC'yi de birleştirdim. İkizkenar üçgen X yaz buraya da X yaz. İkizkenar üçgen ADC Y yaz Y yaz. İkizkenar üçgen burada ABD o zaman 50 derece yaz. Dolayısıyla burada artık üçgenin iç açılar toplamı 50 artı X 50 artı Y ve X artı Y eşittir 180 derece. Buradan da 2x artı 2y eşittir 80 derece geldi. x artı y 40 derece oldu. Doğru cevap C şıkkı. Başlangıçta şöyle bir dikdörtgen biçiminde. Sonra bak zarf açılmış böyle. O zaman şuna dikkat edeceğiz soruda. Bu parçalar böyle ikizkenar üçgen böyle. Katladığımız zaman mavi kısmın sarı kısma eşit olduğunu sakın unutma. O katlamada eşitlik önemlidir. Onu bir baştan söyleyeyim. Daha sonrasında da ne demiş? Ben bunu 2 santim yukarı kaldırdığım zaman yani aslında şöyle düşey uzunluğumuz 2 birim olduğunda alanımız 27 oluyormuş. Yani burası 27 burası 48 o zaman ilk başta sarı bölge. Hemen yazıyorum bak şöyle çiziyorum. Normalde hani dışarı taştı ama baktığınız zaman aslında burası e, şöyle üst kısım 27 tamamı 48 olması için o zaman ne kalıyor buraya da 21 kalıyor. Şimdi bunlar birbirine paralel dikdörtgen olduğu için kağıt. Dolayısıyla benzerlik var. 27 üst üçgen 48 büyük üçgen. 3'e böldüğün zaman alanlar oranı 9 bölü 16. Benzerlik oranının karesiydi. Benzerlik oranı o zaman ne olur? Bak 3 bölü 4. Benzerlik oranı 3 bölü 4 olunca hemen şuna dikkat edeceksin. İki üçgen benzerse yükseklikleri de benzerdir. O zaman sağ tarafta göstereyim onu da. Şöyle bir bak bakalım. Şurayı ve şurayı. Aradaki uzaklık 2 birimse işte bu uzaklık 2'dir. Hemen şunu diyeceksin. Şu yükseklik 3H'sa tamamı 4H. Çünkü benzerlik oranı 3 bölü 4. O zaman 3H'a 4H'sa Alt kısma ne kaldı? Bak 4 haştan 3 haş çıkar. Haş kaldı. Haş buradan ne oldu? 2 santim. O zaman artık şunu söyleyebilirim. 3 haş da buradan 6 geldi. Demek ki toplam yüksekliğimiz yani 2 artı 6'dan 8. Hemen sol tarafta görelim onu da. Alt böyle e, çizdik 6'a kadar. Burası toplam 4 haş olduğu için 8 birim oldu. Şimdi geliyorum. Bunun alanını soru 48 vermişti. 48 eşittir 8 çarpı şöyle buraya a diyelim 8 çarpı a bölü 2 48 buradan da a eşittir 12 oldu a 12 olunca ikiz kenar bir üçgende tabana inendik tabanı ikiye böler 6 ve 6 6 8, 8 10 üçgeninden 10 oldu peki bunu niye buldunuz hocam dersen bak ne demiştim katlamada uzunluk değişmez burası 10 birimse tabii ki 10 birim Dikdörtgenin köşegen parçaları eşitleri 10 birim. Dikdörtgenin köşegenleri eşitleri 10, 10 Toplam bak köşegen parçaları 20 artı 20'den 40 birim geldi. B eşit oldu. Bu soruda biraz dikkatli olmamız gerekiyor arkadaşlar. Görme sorusu açık söylemek gerekirse yani şekli zihninizde güzel bir şekilde tamamlayabilirseniz çok süper olur. Ben şimdi zihninizde canlandıramamanıza göre biraz düşüneceğim. Yoksa birisini oturttur, diğerinde o eksik parça oturttur. Şekil zihninizde canlanıyor. Diyelim öyle olmadı. Ben hemen dışa çortay sorusu dediğine göre bir tane böyle bir dışa çortay sorusu önce çizerim A B C şeklinde. C'den geçen bir dışa çortay. Sonra peki B A mı, yoksa A B mi? Onu nasıl anlayacağım? Bakın. BD doğrultusunda uzamış. O zaman demek ki B burada. Bak böyle görüyor musunuz? Böyle D'de de kesişiyor. Bu şekilde ABD sırasıyla gittiğini görürüm. Ee, devam ettiririm. Burası bir dış açıortay derim. Şimdi şuna dikkat edin. Böyle bir alfa açısı diyeyim. Buraya da alfa diyeyim. Şimdi alfa'nın karşısına o zaman 4 birim denk gelecek. Bu burada dursun. Peki bu 9 ve 6'yı nasıl yapacağım? Bakın şöyle bir göstereyim size. Şurasını şöyle yapayım. Şimdi şunu bir alayım, bir döndüreyim görün. Döndürürken şöyle bakın döndürdüm böyle oldu. O zaman 9 santim aslında hangisiymiş? Şöyle toparlarsam burası 9 santimmiş. Aynı şekilde bak şunu da göstereyim. Şurayı da. Onu da bir döndüreyim. Görünem. Alif olacak şekilde görüntüyü yapacağım. Şöyle döndürdüğümde bakın görüyor musunuz? Demek ki şu parçada kaçtı? 6 değil mi? O zaman orası da yine 6 olacak. Yani burasıymış. Şimdi dış açı ortayın özelliği neydi? Dış açı bittiği köşenin küçük kenara olan uzaklığı, o köşeye olan uzaklığına x dersek, dış açı bittiği köşenin yine uzun kenara olan uzaklığı x artı 6 ve kısa kenarın uzun kenara oranı 4 bölü 9. Böylece 4x artı 24 eşittir 9x oldu. 5x 24 geldi. x de buradan 24 bölü 5 yani 4.8 e şıkkı. Soruda bir katlama yapılmış. Katlama yapıldıysa bir eski haline getirelim. Şöyle bir görüntüyü görelim. Bu şekilde bak böyle yaptık. Şimdi kontrol ediyoruz. Katlamada uzunluk değişmez deyip şöyle K, E'yi bize vermiş mi? Evet KE'yi vermiş 6 santim olarak. O zaman orası şimdilik duracak. Aynı şekilde tam orta noktası olduğu için tabii ki şöyle LD de 6 olacak. Daha sonra LC'yi 8 vermiş. O zaman dikdörtgenin kısa kenarı olduğu için bak buralar hep 8, 8 olacak. Şimdi bir de şunu söylemek istiyorum. Paralel olduğu zaman şöyle paralellikte basit ama önemli bir bilgi var. Açıortay Z'den dolayı iki kenar getiriyor. Bunu niye söyledim? Şimdi kaplamalarda sonuçta açımız değişmiyor değil mi? Bak bu alfa ise tabii ki bu da alfa. Z'den dolayı bu da alfa. Lazım olduğunda sorularda bu iki kenarı da kullanırsınız. Tamam mı? Böyle göstermiş olayım. Şimdi dik üçgen tabii ki K90 olduğu için 6, 8, 10'dan 10. Sonra EB 10. Ee, yine aynı şekilde o zaman burada da bak Aynı orta noktadan katladığımız için alfa alfa aynı durum var. Bire bir aynı durum. Dolayısıyla 6, 8, 10, 10, 10. Şimdi hemen dikkat edelim. Burada 6, 10 da 16KB katlamada uzunluk değişmez. Tabii ki bu kırmızı uzunluk da 16. Sonra yine aynı şekilde 16. Tabii ki böyle yine 16. Toplam uzunluğu dikdörtgenin uzun kenarının 32 geldi. 32... 10 çıkar. 10 daha çıkar. O zaman ED'de 12'ymiş. İkiz kenar bir üçgende tabana dikindir. 6, 6. 6, 8, 10. Taban 12. Yükseklik 8. Bölü 2'den. Doğru cevabımız 48 geldi. B şıkkı. Şekilli sorularda bazen arkadaşlar normal standart çizim yapmak daha mantıklı olabilir. Yani burada hani biraz görmeniz sıkıntıya düşüyorsa. Şöyle yaptığınızda. Bakın böyle B noktası, A noktası bu bir yarım daire. Şu an kapalı olan kısmı buranın çadırın. Biz burayı örtmeliyiz. O yüzden en az demiştim daha fazla kumaş tabii ki kullanabilirsin ama önemli olan burayı kapatmam. Benim bu alanı bulmam gerekiyor. Burada zaten bize 30 dereceyi vermiş. Çapı gören çevre açı 90 derecedir. Hemen ben merkezde burayı birleştiririm böyle bakın. Artık ekstra yapacağımız bir şey çok da kalmadı gördüğünüz gibi. E, burası 30 derece olmuş oldu. Şunu bir sileyim. Böylece 30-30-120 üçgeni. Bir de bakın burada şöyle bir bölge var. Bu bölgede 60 derecelik daire dilimi. Bize AB'ye 6 birim verdiği için yarıçap 30-30-120 üçgeninden 6'nın köküçükte biri 2 köküç olur. Yarıçap 2 köküç olduğuna göre karesi 12 pi. 60 bölü 360. 6'ya böldüğümüz zaman mavi bölge 2 pi geldi. Şuradaki 30 30 120'nin alanı nasıl bulunur? Sinüs alan formülü 2 kök 3 çarpı 2 kök 3 bölü 2 çarpı sinüs 120 kök 3 bölü 2. Böylece bunlar da gitti. 3 kök 3 oldu. 3 kök 3 artı 2 pi'ymiş arkadaşlar. E şıkkı. Bu soru aslında tam kosinüs teoremine çok uygun bir soru arkadaşlar. O yüzden ben bir kosinüs teoremini hatırlatmak istiyorum. Dik üçgen konusunda da denk geldiğinde aslında bahsediyoruz. E, AYT'de trigonometride bahsediyoruz ama TYT'de denk geldiği için şimdi bir kuralımıza bakalım. Nasıl kural? C kare eşittir A kare artı B kare eksi 2 AB kos alfa. Bu bilgiyi vereyim. Bununla ilgili olunca soru çok rahat geliyor çünkü. Şimdi bir kere dik üçgen demiş. Bunlar ve ayrı ayrı ikiz kenar dik üçgen. A diyeyim buraya A diyeyim. Yine bir ikiz kenar dik üçgen demiş. B diyeyim B diyeyim sonra toplam 360 derece olduğunu unutma. 45 90 90 135 derece kaldı. Şimdi bu üçgenlerin alanları A kare bölü 2. sonra B kare bölü 2 artı şu üstteki üçgenin alanının sinüs alan formülünden neydi? AB bölü 2 sinüs 45 kök 2 bölü 2'dir. Yine diğeri AB bölü 2 sinüs 135 kök 2 bölü 2'dir. Buna bir dikkat edelim. Şimdi böyle olunca A kare Artı b kare bölü 2. Ee, burada zaten şu ikisi aynı olduğu için aslında bak burayı siliyorum. Şurayı 2 ile çarpıyorum. Aynı ifade çünkü bak sağdaki ile soldaki aynı görüyor musun? O yüzden ab bölü 2 kök 2 iki bölü 2'yi sildim. Bundan 2 tane var deyip böyle 2 ile çarptım. Bu ikiler de sadeleşti. O zaman ab kök 2 bölü 2 oldu. Şimdi soru benden bunu istiyor. Evet bakalım şimdi. Kosinüs teoremi de yaptığımız zaman burada a kare artı b kare eksi 2ab kosinüs 135. Kosinüs 135 eksi kök 2 bölü 2. O yüzden şuradan eksi eksiden artı kök 2 bölü 2 olacak. Eşittir 72. İkiler gitti. A kare artı b kare ab kök 2 72 oldu. Her iki tarafı 2'ye bölersem sorunun benden istediği şeyi gördünüz mü? Dolayısıyla 36 oldu A şıkkı. Önce şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bakın burada şöyle çubuk duruyor. Normal çubuk durmasa bastırırsanız suyun tamamı, sıvının tamamı aşağı iner. Yalnız siz şimdi bu çubuktan dolayı maksimum buraya kadar bastırabileceksiniz. O zaman giden kısım üst kısım olacak. Sakın alt kısım diye düşünmeyin. Çünkü Şırınga zaten bir nevi şurası tıkalı gibi olduğu için siz bastırdıkça ilerler. Bastırabildiğiniz kadar o yüzden sıvı çıkar içinden tamam mı? Böylece içerideki sıvının hacmi normalde nedir? Pi r kare çarpı yükseklik 16 100 olacak. Buradan 4'e böl 25, 4'e böl 4, 25 bölü 4 ee, pi, pi r kareye eşit, pi'ler gitti. R arkadaşlar 5 bölü 2 oldu. Güzel. R'nin 5 bölü 2 olmasının avantajı şu. Dairenin çapı 5 gelir. Zaten çubuğun uzunluğuna da 13 demiş. 5, 12, 13 üçgenden, dik üçgenden şurada. Yükseklik 12 geldi. Demek ki yukarıda kalan kısım arkadaşlar 4 santimmiş. Bu da ne demek oluyor? Silindiri düşünün şimdi. Silindirin hacmi yüksekliğiyle orantılıdır. Uzun uzun hacim bulmaya bile gerek yok. Burası 4 santim. Burası 12 santim. Giden kısım Tüm hacmin 4 bölü 16'sı olur. Tüm hacim 100 pi idi. O zaman bunun 4 bölü 16'sı yani 1 bölü 4'ü 25 pi buradan sıvı gidecek arkadaşlar. Dediğim gibi unutmayın silindirin hacmi yüksekliği ile orantılıdır arkadaşlar. D şıkkı. 3 boyutlu görme soruları aslında gerçekten görme sorularıdır. Bunda çok yapacağınız bir şey yok arkadaşlar. Ya görürsünüz ya uzun uzun anlamaya çalışıp çizersiniz. Burada da anlattıklarına göre çizmeniz gerekiyor. Eğer tek hamlede kaç tane olduğunu göremediyseniz. Şimdi burada şunu görmeniz lazım aynı zamanda. Bu parçalar bakın bütün halinde. Eğer aynı düzlem üzerindeyse görüyor musunuz? Bunlar tek bir parçaymış gibi görünüyor. Bakın şimdi şuraya. Şurayı da renkle göstereyim. Bakın şu kısım Aynı düzlem üzerinde olduğu için tek bir parça halinde görünüyor. Ya da bakın sağdan kısma dikkat edin. Görüyor musunuz? Şu kısım tek bir parça halinde görünüyor. Yine bu kısım, şurası tek bir parça halinde görünüyor. Üstten bakın. Üstten bunlar tek bir parça halinde görüyor. Aynı düzlem üzerinde. Yine arkadaşlar şunlar aynı düzlem üzerinde. Bunlar aynı düzlem üzerinde. Ve en son şunlar da aynı düzle yani şunlar dediğim bir tanecik kare zaten. Gerçekten o da tek başına duruyor görüyor musunuz? O yüzden size aslında aynı düzlem üzerinde görünenleri tek bir parça halinde yapıyor. O zaman dediğim gibi göremediniz diyelim mecburen çizeceksiniz şeklinde gidelim. Şimdi e, burada 3 tane kare göreceğiz bakın. 1, 2, 3, 4, 5. 3 tane altta 2 tane üstte. O zaman çiziyorum şöyle. Ben bir çizeyim, siz de görün. Şu an noktaları birleştirdim vakit kaybettirmemek için size. Bakın 3 tane kareyi kübü oluşturduk. Sonra üstünde de 2 tane var. Şöyle bakın göstereyim. Yani aslında zor değil. Çiz sadece bu noktaları birleştirmeniz yeterli. Gördüğünüz gibi aynı düzlem üzerinde 5 tane küp oldu. Hakikaten bunlar şu an aynı düzlem üzerinde 5 küp. Yüzeyleri aynı düzlem üzerinde olduğu için tek bir parça halinde göründü. Sonra şurada ayrı bir parça var. Yalnız o parça önden bakarken burada mı? Burada mı? Burada mı? Onu birazdan anlayacağız. Yani hemen şöyle çizmeyin. Sonuçta böyle olsaydı o zaman arkadaşlar aynı düzlem üzerinde şu olmazdı. Direkt siz bunu böyle görürdünüz. Peki niye ayrılmış bu? Demek ki farklı düzlemlerde. Yani bu en önde değil. Arkada veya bir arkada olması lazım. Onda nereden anlayacağım? Sağdan Bakın arkadaşlar sağdan bakınca o zaman aslında şu zemin olsun. Bu zeminin üstündeymiş gördünüz mü? İşte bu küp bir arkada şunun bir arkasındaymış. Burada da yine aynı düzlem üzerinde şöyle e, kareler var. Onları halledelim şimdi de. Bunlar da bakın aynı yüzey aynı düzlem üzerinde. Şu kısım renkle göstereyim. Şu önde kaldı bakın. Diğerleri hatta onun önünde şöyle de bir, bir tane daha var. Onu da düzelteyim. Nasıl anladım? Bakın şu iki tane ayrık duruyor ya. O zaman demek ki en önde iki tanesi yan yana duracakmış. Şöyle görüntü. Gördünüz mü? Bakın bu ikisi önde ayrık olarak duruyor. Sonra diğerleri de Üç tane böyle altta da bir tane tabi bunlar aynı Şeyi de göstermek şurası zor. Şöyle yapayım anlayın. Şurada bakın 3 artı 1'den de böyle 4 tanesi ayrıca duruyor. Şimdi şu arkada var mı yok mu nasıl anlayacağız? Onu da üstten bakarak. Bakın üstten baktığınızda şu tek başına duruyor. En üstte o zaman o numune olarak duruyor olması lazım. Şimdi lütfen dikkat. Bakın şu halde 1, 2, 3, 4, 5 tane. Burada 1, 2, 3, 4... Demek ki arkada da arkadaşlar aynı yüzeyin üzerinde şunlar böyle 5 tane duruyormuş. Şimdi 2 e, tane bunlar da ayrık duruyor. Şekli tamamladık. Gördüğünüz gibi eğer yapamasaydınız mecburen bunu sona bırakıp ben sınavın sonuna bırakırdım. Böyle sayardım. Tahmini zaten daha hızlı ben size göstermek için tek tek saydım. Olayı anlayabilirdiniz. Şimdi ne oluyor? Şu üçlülerden kaç tane var? Renkle de göstereyim. Bir önde, iki arkada, 3 altta 4 de onun yanında. Yani 3 çarpı 4'ten 12 tane var. Şu ikisi ayrık duruyor. 14 oldu. Bir tanesi de burada fazladan duruyor. Toplam arkadaşlar 15 tane küp varmış. D oldu. Evet görmeye dayalı olduğu için bazınız bunu toplam 45 saniyede görmüş olabilir. Bazılarınız da mecburen süreyi işte sona bırakıp bunu deneyecekti.